Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine güzel bir videoda yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda sizlere terk edilmiş güzel bir köyü göstereceğim. Köyün içini, etrafını tamamıyla bu videonun içinde gezip dolaşacağız. Burası arkadaşlar, gezip dolaşacak olduğumuz köyün ismi Balıkesir'e ait Balıkesir Havran Hacı Mahmutlar Köyü. Bu köyün ismi Hacı Mahmutlar Köyü. Yaklaşık olarak tam olarak yılını bilmiyorum ama yıllar öncesi bu köydeki herkes göç etmiş. Buradan yaklaşık olarak 1 kilometre aşağıda olan Kocadağ köyüne herkes göç etmişler. Zamanında burada işte geçim sıkıntısından büyük ihtimalle geçim sıkıntısı olmuş. Araştırdık, birkaç kişiye sorduk. Geçim sıkıntısından dolayı işte köylüler burada barınamayıp 1 kilometre aşağıdaki köye taşındıklarını söylediler. Bunun bilgisini aldık. Şöyle bir köyün her tarafını sizlere göstereyim. Terk edilen evleri, işlerini, işte değişik bir şeyler görebileceğiz mi? Kanıtlayıp görüp de işte keşfedebileceğiz mi? Yani eski ev sonuçta, bu her şey görülebilir buralarda. Bu şekilde terk edilmiş deniz manzaralı. Aşağıda da deniz de gözüküyor. Uzakta kamerada gözükmez gerçi ama deniz manzaralı güzel bir köyü sizlere gezip dolaşacağız. Hepsi bu. Hadi bakalım şöyle bir gezelim, dolaşalım. Neler var, neler yok köyün içinde. Köyün içine dolanmaya başladık. Şöyle eski taşlar, eski damlar, damısta derler hatta eskiler. Eski damıstalar göçmüş. Sadece geriye taşları kalmış. Buranın nüfusu 25'miş eskiden. Yani 25 haneymiş, nüfus değil de 25 haneden geriye kalanlar. Köyde şu an için yaşayan yok. Ancak Kocadağ köyünden işte kendi yerlerine arada sırada gelenler var. Büyük ihtimal buraya bir kişi marul dikilmiş mi, kendiliğinden mi ekilmiş bilmiyorum. Biraz karışık, sanki kendiliğinden de çıkmış gibi. Ama arada sırada gelen var büyük ihtimal. 2-3 tane biraz tadilattan geçmiş ev var gibi karşıdan bakıldığında. Büyük ihtimal oralarda duranlar ya da yazın gezme amacıyla gelenler var. Bakın şurada bir tane kosa var. Kosa tekrar yerini koyarız. Büyük ihtimal yıllar öncesi kullanımdan çıkmış. Ama zamanında buralarda çok iş yapmış kosa. Şuradan da elinle tutulan yeri, tekrardan yerine aldığımız yeri koyalım. Onlar da günümüzde çok fazla görünmüyor. Ne yaptın? Ne oldu? Seni kim bakıyor burada bakalım? Kimse yok burada ya. Yine burada küçük kapısı olan ama tahta pencereleri yıllar önceki gibi o mutluluğu, o huzuru taşıyan baklava desenli eski dedelerin yapmış olduğu pencereler. İçinde cam yok ancak güzel şeyi var, desenleri var. Sen ne yapıyorsun burada? Buradan hiç ayrılmıyor mu? Kedi de bizle beraber geziyor sürekli. Burası caminin arka yüzü. Duvarları falan göçmüş. Harabe durumda şu an. Bir tane de caminin başında büyük kocaman bir tane dut ağacı. Eminim eskiler yaz aylarında bu dut ağacı yapraklarını açtığında bunun dibinde oturup çay içmişlikleri vardır. İleriye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar, köyde sadece bir kişi duruyormuş. Aldığım bilgiye göre o da hayvancılık yapıyormuş, koyunculuk. Zaten onun da koyunlarını köy içerisinde dolaşırken şu an gördük. Hepsinde çan var. Köyün içinde kendi hallerinde yayılıyorlar. Köy terk edildiği için içinde hayvanların merası olmuş. Tamamıyla yaylım için koyunlar kullanıyorlar. Gerçekten çok aslında güzel bir yer ama işte yıllar önceki artık sıkıntıdan dolayı eski insanlar geçinemiyorlar. Göçmek için mecbur kalmışlar. Ama ancak günümüz şartlarında bu tarz yerlere kafa dinlemek isteyenler gelebilirler. Burası da neymiş? Havran Müftülüğü Kocadağ Hacı Mahmutlar Camii diyor. Yani burası camiymiş.
Şöyle pencereden içeri gösteremiyoruz ancak kapısı açıktır büyük ihtimal. İçeri doğru şöyle bir girelim. Sizlere içeriği gösterme şansını bulursak gösterelim. Caminin içini büyük ihtimal tepesi kapalı diye arı kovanları koymuşlar. Artık ne şeyle. Günümüzde de az kullanılan ama eskilerde her tarafı aydınlatmaya yarayan o bildiğimiz sarı ampuller. Şöyle içeri doğru girelim. Tahta dolaplar var. Burası da yine eski camilerde, bizim köyün eski halindeki camide bile vardı bu yer. İşte eski olan her yerde bunlar demek ki mevcut. Burada Hacı Mahmutlar Camii köy halkı mimarı Bekir Kızıkmış. Güzel bir caminin şeyi. Bu içeride de namaz kılınan yer var. Gayet güzel bir yer. Fes var. Hocanın kullandığı başını takılan yer var. Gayet güzel bir yer. Burayı da görmüş olduk. Çıkalım. Çünkü daha köyün içinde göstermemiz gereken birçok yer var. Burası da eski çanaklık. Çanak koymuşlar. Köylerde bu tarz çanaklıklar bol oluyordu. Burada da arıcılık yapan bir ailenin yeri mi acaba merak ediyorum. Çünkü burada arı çıtaları var arkadaşlar. Şöyle baksanıza. Üst üste arı çıtası koymuşlar. Yine bir dolap. Dolabın içinde tütsü var. Bir bakın, bir tane burada. Tütsüyü elimle alabilsem. Ama kırılırsa, koparsa. Yine de şöyle bir çok fazla şey yapmadan göstereyim. Yine kırılmayacak. Bakın şöyle bastırılıyor aşağı doğru. Bu da duman atsın. Arıyı kovandan çıkartmak için kullanılan bir şey. Şurasında bakın emziği var, duman çıkaran yeri. Çok eski bir alet bu da. Hep balık şeyle, arıyla ilgili malzemeler var. Eskilerden kalma fıçı var bir tane burada. Sandıklar var. Burası tamamıyla bir arıcıya ait sanırsam. Burası da büyük ihtimal köy çeşmesi. Tabii ki de şimdi su falan akmıyor ama demir musluk. Şuralarda barda koyacak yerleri var. Bir tane kanca takmışlar buraya. Güzel bir köy arkadaşlar. Yani her ne kadar terk edilmiş olsa da günümüz koşullarında buraya gezmek için geldiğinde insanın içi açılır. Kapıları falan çok küçük. Bakın insanın bel hizasına geliyor. Tamamıyla eğilmek lazım. Burayı belki su deposu olarak falan kullanmış olabilirler. İçeride kazanlar var. Karanlık olduğu için girmiyorum. Fazla gözükmediği için. Şöyle yine köyün üst taraflarına doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Zaten çok fazla bir ev yok. 20-25 arası bir eski göçük ev var. İçinden bir iki tanesi sadece tadilat görmüş. O tadilat gören evlerde de büyük ihtimal yaz aylarında buraya gelip ev sahipleri burada kalıyorlar. Yine aynı şekilde burası. Hemen ilerleyip sizlere gösteri şansım olacak mı diyeceğim ama maalesef kapılar göçmüş. Kapılar geriye doğru ittirilip açılmıyor. İçerisini gösterecektim ama şöyle yan tarafına doğru dolanayım. Burası da köyün batı kısmı. Yine farklı bir evin önüne geldik. Yine o zamanların ustaları büyük ihtimal aynı ustalardır ama bütün pencerelere değişik yapılmış. Bir iki tane aynı şekilde baklava desen pencere gördüm. Bir tane de yine farklı bir pencere. Yukarıdan aşağı kapanmalı inmeli var ya. Hani alttan şu şekilde tutulup da yukarı kaldırılıp kenarına çomak sıkıştırılıyor. O tarz pencerelerden bu da ama tabii kırılmış. Belli olmuyor. Ve en sağlam duvar. Kerpiç duvar arkadaşlar. Betondan daha sağlam. Dedelerimizin sürekli köylerde eskiden yaptığı. Hadi buradan sökmeyeyim. Hazır yerde bir tane sökülük var. Bunu göstereyim.
bildiğiniz çamurdan, samandan yapılan, yani bir nevi tuğla olarak bu şekilde yapıp buraya aralığı örmüşler. Hatta biz de bunu kaldıralım. Göçmüş olan yeri düzeltmiş olalım. Yerine koyduk. İçerisinde sadece şömine var. Büyük ihtimalle köy odası olarak kullanılmış olabilir. Sadece tek göz, tek oda. Şöyle göstermeye çalışayım, ancak içerisi çok da fazla gözükmeyebilir. Çünkü dediğim gibi biraz belli oluyor. Bakın içerisi bildiğiniz şömine. Yan taraflarında da herhangi bir oda, hiçbir şey yok. Sadece düz tek oda. Şu şekilde yine gezmeye devam ediyoruz. Güzel bir ortam. Hava temiz. Yani nefesi içinize çektiğinde damarlarınıza kadar o mis havayı alabiliyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanında buna benzer, eminim, terk edilen köyler vardır. Bu da Balıkesir Havra'nın Hacı Mahmutlar Köyü. Yani Türkiye'deki terk edilen köylerden sadece ve sadece bir tanesi. Yine burayı terk eden vatandaş diyelim artık. Buradan giderken kapısına 3 tane tahtayı çakmış. İçeri girilmesini istemiyor büyük ihtimal. Kapılar eski kapılar. Sadece demirden kulpu var. Burası patika yol. Aşağıdan ana yoldan gelen köyün içine giriş yolu olarak kullanılıyor burası. Aşağıdan gelen herkes köyünün girişini buraya olarak kullanmış. Yamadan yama yukarı çıkılıyor. Dar patika yoldan geçiliyor. Buradan artık sol tarafa doğru dönerek köyünün içine giriyorlar. Burada da bu birazcık yeni yapıya benziyor. Çok eski bir yapı değil. Son zamanlarda, terk edilmeye yakın bir zamanlarda taştan örülmüş. Çünkü samanlı, topraklı harç kullanılmamış. Bildiğimiz beton harç kullanılmış. Ama hayvan ahır olarak kullanılmış. İçeride saman ve yemlikler var. Yine burada da köyün fırını var. Fırın daha önce hiçbir yerde denk gelmedi. Sadece burada bir tane fırın görüyoruz. Fırını şöyle sizlere yakından gösterelim. Köyde yaşayan herkes bilir. Genelde köylerde fırınlar olur. Bu da yine bu köyün eski bir fırını. İçi gayet 10 tane ekşi maya köy ekmeği alır buranın. 10 ekmeklik bir fırın. Ama çok da uzun bir zamana benzemiyor. Çünkü burada kürekler falan var. Eminim yazın buraya gelenler ya da köyde duran çoban abimiz, köye uğrayanlardan ekmek yapanlar var sanırsam. Çünkü birkaç tane kosa çok eskiye benzemiyor. Burada da hayvan damı var büyük ihtimal yine. İçeri doğru şöyle birazcık bakalım. Aynen, hayvan damı büyükbaş olarak kullanılmış. İçeride yemlikli hava çünkü. Yani bayağı eski bir köy arkadaşlar. Sonuçta yeni bir köy olsa terk edilmez. Kiremitlikleri, eski kiremit. Bu kiremitlerden artık çoğu köyde hiçbirinde kalmadı. Mesela bizim köyde Manisa Soma Karacakaş köyü. Yani bu tuğladan olan hemen hemen neredeyse benim bildiğim hiç ev kalmadı. Çok eskiden de artık bunlar. Bunlardan sonra tuğla kiremitler var. Şeyden şu karşıda var mesela, var ondan bakın. Şimdi hep onlardan var. Yine biz de bir tanesini şöyle sıralayıverelim, düzenlemiş oluverelim. Her gittiğimiz eski binada bir tane bir parça yerine koyuyorum. Burada eski yularlar var, hayvanlara takılan. İlgi çekici yerlerini göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hayvanlar için çakılmış küçük bir kapı. Yine burası da o kiremitlerden bir sürü var. Hayvancılık çokmuş anladığımız kadarıyla köyde. Şu kenarlar falan hep taş duvar. Yani tamamıyla köy hayvancılıkla geçimini sağlıyormuş. Bu da bu köyün
maskotu mu diyelim, ne diyelim acaba bu köyün güzelliği, değil mi? Gel bakayım, gel. Benden kötülük gelmez sana. Gel. Pis, 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 pis. Ne yapıyorsun? He? Şimdi ben sana biraz da mama vereceğim, tamam mı? Ayrılma benim yanımdan. Yanımda yok çünkü. Taşın arasında bir tane ilgi çekici telefon bulduk. Bu telefonları yine eminim bilenler vardır. Yandan tuşlu. Telefonun üzerinde de ne yazıyor? Bakın, yakından gözüküyor mu? Ericsson yazıyor arkadaşlar. Bilenler bilir. Benim hatta dedemden kalma babama bir telefon vardı eski. Ondan da vardı. Çalışmıyordu ama bu telefondan ben görmüştüm. Ericsson. Bildiğimiz küçük bataryalı. Ta eski telefonlardan. Şimdiki yeni nesil bu telefonları artık bilmez. Ben de kırılmamış, yıllarca bizim evde kalmış. Öylelikle gördüydüm bunları. Bazı koleksiyoncularda belki de bulunabilir bu telefonlardan. Yine aldığımız yere taşın üzerine koyalım. Hiçbir düzeni burada bozmayalım, değiştirmeyelim. Taştan eski köy merdiveni. Eskiden beton yoktu. Düz taşları birbiri üstüne koyarak beton yapılmış. Beton vazifesi görmesi için yapılmış merdiven. Altı boş. Yine burası ev olarak kullanılmış. Çünkü 3'er metre kare kare 1-2 tane odası var. Önünde de ceviz ağacı. Hep eskiden bahsettik. Birazcık da köydeki evlerden bir tanesinin tadilatlı halini görelim. Taş duvardan ev yapılmış burada da. Yine eskiliğini bozulmamış çok da fazla. Eski görünümde yapmışlar. Ama tadilattan geçmiş belli. Yaz aylarında buraya kullanan vatandaşlardan bir tanesinin evi. Sadece 3 tane ve 3 tane var bu köyde bu şekilde. Benim görebildiğim tadilatlı ev. Büyük ihtimal sadece onlar gelip kullanıyor burayı. O da yaz aylarında. Yine hemen şurada köyün en muhteşem, en sevdiğim, benim için en ilgi çeken yerlerden bir tanesi. Artık burası o döneme ait köyde zengin birisinin miydi? Yoksa köy muhtarının mıydı? Neydi bilmiyorum. Ancak bayağı geniş bir hayvan bakmak için ahılı var, ahırı var. Çünkü küçük bir yer değil. Köyün içinden hemen hemen tamamen gezdim. Tamamına yakın yerlerini sizlere de gösterdim. Hep hayvanlar olduğu yerler, işte 3 hayvan, en fazla 5 hayvan ya da bilemediniz ya, mesela ceviz önü falan vardı aşağıda. 10 hayvanlık bir yer var. Hani çok da fazla hayvan yapılmıyormuş büyük ihtimal herhalde. Ama burası tamamıyla etrafı taş duvarlarla çevrilmiş. Keşke bir drone'umuz olsa da sizlere yukarıdan gösterebilme şansımız da olsa. Tamamıyla geniş bir yer. Belki de ahır diyorum ben buraya yani. Çok hayvan alır çünkü burası. 50 hayvan, 100 hayvan belki de alır. Ama aklımdan da bir fikir geçiyor. Köydeki olan düğünler burada olabilir mi diye aklımda bir düşünce var. Çünkü hani olur ya, her köyde, köyün bir belirli bir mevkisinde düz bir alan olur. Köy düğünlerinin hepsi orada olur. Aklıma bu geldi. Köyde hiçbir yerde düz alan yok. Yama üzerine kurulmuş. Sadece burada var bir düz alan. Eğer hayvan olarak kullanılmıyorsa büyük ihtimal düğün tarzı, köyde toplu olarak yapılan bir şeylerde de burası kullanılmış olabilir. Çünkü çok fazla hayvana ait bir kalıntıla göremedim. Çünkü aşağıda hayvan bakılan yerlerde yemlikler vardı. Eski hayvanların yediği yem dökülen yerler vardı. Ancak burada yem dökülen bir ahır gibi bir şey göremedim. Yemlik göremedim yani. İlla ki hayvan olmuş olsa yemlik olurdu diye düşünüyorum. Baya baya geniş bir alan. Köydeki tek çoban var dedik. Çobanın koyunları da biraz önce köyün içindeydi. Başlarında çoban durmuyor. Hayvanlar kendi bildiğine köyün içinde istedikleri gibi serbest bir şekilde yayılım yapıp köyün içinde dolanıyorlar. Şimdi birazcık da artık gidelim. Köyü tanıtmamız bitti arkadaşlar. Nuri Saltan Sadıcım'ın yanına doğru gidelim. Kendisi bizim için yemek hazırlıyor. Gidelim biraz da orada çayımız olduysa çay içelim. Ondan sonra yavaş yavaş karanlık olur artık. Oo Sadıcım, etleri pişirmeye başlamışsın.
Vallahi hem pişiriyorum hem de yiyorum anasını. 2 sene birden yapacaksın. Bu zaten işin en iyi tarafı da ocağın başında yemeği yemek artık. Zaten mangalcı başı mangalda pişirirken yemesi lazım yani et. Sofrada yemez, pişirirken etin başında doyurur karnını zaten mangalcı. Geçen hafta burada çok güzel bir video çekmiştik. Aynen. Çok beğendik köyü. Tekrardan geldik. Mangal yapıyoruz bugün de. Geçen hafta video çektik. Bugün mangal. Aynen. Yanına ben gelince ben de köyü beğendiğimi söyledim. Sen nasıl dedin. Nasıl gezdin mi? Ortamı gösterdin mi izleyicilere? Gösterdim. Sadıcığım köyün içine gezdik. Eski dikkatimi çeken şeyleri göstermeye çalıştım. İşleri biraz karanlık ama yine elimizden geldiğince göstermeye çalıştım. Köyün içindeki eski evleri gösterdim. İmkansızlıklardan dolayı zamanında buradan göçülmüş Kocadağ köyüne. Buranın göç sebebi Havran merkeze Kocadağ köyü daha yakın olduğundan dolayı 3 kilometre. Evet. Burası 9 kilometre. Ondan dolayı buradaki halk, yani burada yaşayanlar zaten 25 hane falanmış. Evet, 25 hane. Buradaki halk Kocadağ köyüne göç etmiş. Zamanla bir iki kişi göç etmiş. Ondan sonra arkası gelmiş. Komple evler görmüş olduğun gibi boş. Ama boş. Konumu olarak çok güzel bir köy. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Yazı ayrı, kışı ayrı. Aynen. Kışın da eminim buralara bayağı kar düşüyordur. Mesela buraya kar düşüyor ama Havran'a düşmüyor. Arada 9 kilometre var. Ama 9 kilometrede buraya gelirken sırf rampa yukarı çıkıyoruz. Tabii hep böyle. Yüksek olduğu için buralarda kış olur. Arkanda da koyunlar var bu arada. Koyunu nereye gitsek buluyoruz. Koyunları da getirdim buraya. Temmezden yayılıyor. Aynen. Köydeki duran tek vatandaş çoban olan. Onun da koyunları büyük ihtimal köyün içinde serbest kendi halinde dolaşıyorlar. Evet. Etrafa. Vallahi sadıcım. Oo, köfteleri de pişirmişsin sen. Arkadaşlar. Biraz pişti, biraz yandı. Nuri sağ olsun ateş bizi. Geldi. Güzel bakıyor. Allah razı olsun. Köyü beğendiğimizi söyleyince bizi buraya gezmeye getirdi. Aynı zamanda ben de... Sen de videoda izlemiştin galiba değil mi bu köyü? Ben de videoda görmüştüm. Çok beğendim. Buraya gelince benim kanalımdaki izleyicileri de buraya göstermek istedim. Aynı zamanda kanalda bu videoyu gören herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Kesinlikle çeker. Zaten hani... Herkesin aradığı bir köy burası bence. Değil mi? Göç etmek isteyenlere de böyle faydan olur. Aynen öyle. Göç etmek isteyen böyle yerlerden arazidir, evdir almak isteyen. Arazi yok da 100'er 200'er metrekare küçük küçük. Aynen. Evlerin olduğu yerler var. Satılıyor mu satılmıyor mu, buralar satılık mı değil mi, onun konu hakkında bir bilgimiz yok ama senin var mı bu konu hakkında bir bilgin, satılma ile alakalı? Satılıyor herhalde de emlakçılara geçmiş bu köy komple. Şu an emlakçı elinde. Aynen. Satılırsa da onlardan alınabilir. Evet öyle. Arkadaşlar bu şekilde bak, burası da hakim bir tepe. Biz kendimiz tepeyi konuşlandırdık. Buradan da köyün görünüşünü sizlere gösterelim. Aşağı doğru biz buradan saymaya çalıştık. Köyün en güzel evi bizim arkamızdaki ev. Aynen öyle. Şurada arkamda göstereyim. Köyün en güzel evi burası arkadaşlar. Ha, bana göre, belki izleyicilere göre daha çok sık ev olan yer. Kalabalığın olduğu yer olabilir değil mi? Ama bana göre de aynı şey yalnız. Çünkü niye dersen. Hem zirvede köyü burası aşağıda aynen görüyor. Köyün en zirvesi, bir de tek ev var sadece zirvede. Aynen. Büyük yamanın tepesinde, tepe yani dağın üzerinde tek bir ev. Köyü altında da alıyor. Bu da altını alıyor. Acaba burası bekçi, gözcü gibi eskiden, çok eskiden kullanılmış olabilir mi? Yok ya. Zirvede ya. 3 odalı bir evmiş burası. 2 oda bir salon galiba, ya da 2 oda bir mutfak. Zengin evi falan mı diyeceksin acaba? Köyün... Olay, tabii köy evi zengin evi böyle. Yani rampada. Çünkü herkes aşağıda, bir kişi yukarıda. Bir ayrıcalığı vardır onun da, biz büyük ihtimal yanlış tahmin ediyoruzdur. Normalde aşağıdaki evler hep tek kat, iki kat, aşağısı dam, üstü de normal. Normal kalınan yer. Altında hayvan bakılan yer yapmışlar, üzerinde kendilerinin yaşadığı. Eskiden zaten köylü geçimini hayvancılıkla sağlıyormuş burada. Bütün evet. Evlerin altı zaten ahır. Ahır. Aynen. Hep yemlik gördüm ben de. Aynen. Hep böyle ama çok basık ahırlar. Çok dar, yani bir insan boyunun içine sığamayacak şekilde. Korkmuyormuş mu acaba ya? Yani biz şimdi günümüzde diyoruz değil mi? Bir ahıra girdik mi burası çok kokar, burası tabii basık falan diyoruz ama yani bu buraların, bu evlerin altındaki ahırlara göre bizim şu anki hayvan baktığımız yerler villa falan yani. Aynen. Herhalde. Villa gibi, otel gibi hayvanlara tabii yerde bakıyoruz işte o zaman. Eski şartlara göre böyle taştan yapıyorlarmış ahırları. Evler taştanmış. Yazın soğuk, kışın sıcak tutuyormuş taştan evlerin içi. Valla 10 numara beğendiğim bir yer Anıl. Ben geçen yani 27 senedir Havran'da yaşıyorum ben. Buraya hiç gelmedin. Uzaklıkta olan Hacı Mahmutlar Köyü'ne ilk kez geldim ben de geçen hafta. Köyü tanıttım. Bugün, bu hafta yine geldik. Bakın. Bugün yine haftaya geldik. Yine geleceğiz. Aynen, nasip oldu bugün. Benim sayemde yine gelmiş olduk. Sana beğendik de gösterdik. İzleyicilerime de göstermiş olduk. Aynen. Bayağı iyi oldu. Beğendik yani köye.
Köyde mangal yakıyoruz bugün. Köyde bugün mangal yakıyoruz. Evet arkadaşlar, sizlere terk edilmiş köyü bugün gösterdik. Köyün içini tamamıyla gezdik. Nuri Sadıcım'la beraber karnımızı da doyurduk, yemeğimizi yedik. Hava da artık karardı. Buradan yavaş yavaş Havra merkeze doğru ineceğiz. Ondan sonra da artık eve doğru gideriz Sadıcım. Aynen kardeşim, bugün Kocadağ'ın Hacı Mahmutlar köyündedik. Aynen. Gece de kaldık. Bu köye hayalet köy dediler. Bayağı sıkıntılı bir köy dediler. Bir deneyelim dedik. Şu an gece görmüş olduğunuz gibi hiçbir sıkıntısı yok köyün. Yok. Artı elektrik, bakın ışığın altındayız. Yukarıda direkt lamba bile yanıyor. Köy ışıl ışıl. Hiçbir sıkıntısı yok. Herkes gelip görebilir. Herkes gelip görebilir. Biz gezdik, gördük. Güzel bir köy. Mangal bile yaptık. Tamamıyla bu havayı sonuna kadar oksijenle çektik, beğendik. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, Nuri Saltan, Anıl Şahbaz YouTube kanallarına da abone olursanız seviniriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.